Zombi Podcast'i dinliyorsun. İstasyon şefiniz Tonguç ben. Bugünkü videonun konusu aslında hazırlıkçılar için dürbün kullanımı arkadaşlar. Hazırlıkçılar dürbünleri neden kullanmalı? Neden herkes çantasına bir ya da iki tane koymalı? Aynı zamanda kendi güvenli bölgelerinde, sığınaklarında ayrıca dürbünlere sahip olmalı. Bu videoda bunu anlatıyor olacağım. Videoya başlamadan önce bu videoda emeği geçen, katkılarını sunan Fujifilm Türkiye'ye teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca Ümit arkadaşımıza teşekkürlerimi sunuyorum Fujifilm Antalya'dan. Onun ötesinde bu bir işbirliğidir aslında. Ben bunları satın almadım. Sadece hazırlıkçılar için dürbünlerin özelliklerini inceleyeceğim. Size temel matematiksel bazı bilgiler vereceğim. Ve bir hazırlıkçı olarak hangi dürbün nerede işimize yarar? Küçükten büyüğe çok farklı dürbünler var. Bunları anlatacağım. Videoya başlamadan önce bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa kanala abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve bu konuları benimle yorumlarda istişare etmenizi istiyorum. Bazen videolarda anlatmayı unuttuğum, gözümden kaçan ve sizin gerçekten çok uzmanı olduğunuz bir konu olabiliyor. Benimle irtibat kurmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Benimle ister Telegram'dan, ister yorumlarla, isterseniz de mail olarak iletişim kurabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım videoya. Şimdi Fujifilm'den ben 3 tane dürbün temin ettim. Bunları incelemek için emaneten aldım. Birinci dürbünümüz küçük cep dürbünü. Aynı zamanda yanında bele takılabilen çok kompakt bir çantasıyla geliyor. Bu dürbünün özellikleri ucuz olması arkadaşlar. Evet, gerçekten çok uygun fiyatlı. Ve 10-25 diye geçiyor bu dürbün. 10 buradaki yaklaştırma mesafesini, yani kaç kat yakınlaştırdığını anlatıyor bize. Bütün dürbünlerde bu çarpımlı tabloyu göreceksiniz. 25 ise objektif büyüklüğünü gösteriyor. Dürbünler yakınlaştırma yapar arkadaşlar. Zoom yapmaz, öyle söylendi bana. Ve bu görmüş olduğunuz mesela objektifin çapı 25 diye geçiyor. Bu dürbün gayet basit, ucuz, belinizle veya çantanızda taşıyabileceğiniz bir ekipman. Koruma kapakları yok pahalı olanlara göre, ama çantasında da koruma kapağına ihtiyaç duymadan kullanabileceğinizi düşünüyorum. Kolay taşınabildiği için ve küçük olduğu için ve ucuz olduğu için aslında bir dürbün almadan önce dürbünlerin tam olarak nerelerde kullanabileceğinize aşina olmak adına ilk bu tarz bir dürbünle başlayabilirsiniz. Hem uygun fiyatlı olduğu için çocuğunuz varsa çocuğunuza, yeğeninize veya sevdiklerinize hediye edebilirsiniz arkadaşlar. Bunun güncel fiyatı Fujifilm sayfasından bakabilirsiniz. Ben burada fiyat söylesem yarın değişecek. Yok efendim yanlış söyledin falan demeyin bana. Ucuz dürbünlerle pahalı dürbünlerin farkı şu oluyor arkadaşlar. Yakınlaştırma mesafesinden çok ön kısmında, biraz görünüyor mu bilmiyorum, bir kaplama var. Bu kaplama ve nasıl söyleyeyim sana, size buğulanma olayları gibi farkları oluyor. Su geçirmezlik gibi olayları oluyor. Tabii ki en küçük, en uygun fiyatlı olan da bu özelliklerin hepsi yok. Geldik diğer dürbüne. Bu bir boy büyük olanı. Bu da ortalama bir fiyat bandında. Yani şöyle söyleyeyim özellikleri. Yine 10 kat büyütme özelliğine sahip. Bunun mercek çapı ise 25 diye geçiyor arkadaşlar. Şimdi onu da açayım. Kaçla başlamıştık önce? Bakıyorum. 10'la başladık. 25'e çıkıyoruz. Ve daha sonra kaça çıkıyoruz? 50'ye çıkacağız arkadaşlar. Bu demin göstermiş olduğum 2 numaralı dürbünüm. Bu da gayet şık bir çantasıyla geliyor. Çantanın yine bele bağlama klipsi var. Bunu bir çantanıza da bağlayabilirsiniz aslında. Bunun aynı zamanda boyna asma, ne denir ona ya? Boyun ipçiği de var arkadaşlar. Bunun tabii ki özellikleri daha fazla. Yine 10 kat yaklaştırıyor. Su geçirmez. Tabii bunu suya ben olsam atmam. Büyük olasılıkla kısa bir süre, yarım saat durunca falan su geçirmiyordur.
Fog proof diyor. Yani bu yapmaz anlamında anladığım kadarıyla. Nitrojen filled diyor. Tahmin ediyorum içinde aslında bu buğuyu önleyen nitrojen gazı var. Ondan kaynaklı. Bunun mercek kaplamaları çok çok daha güçlü ve kuvvetli. Yeşil kaplama varmış. Demin gösterdiğim ekonomik dürbünde kırmızı kaplama vardı. Bunda yeşil kaplama var. Onun dışında ön kapakları zaten kendiliğinden çıkartılabiliyor. Yani komple de ayırıp kullanabilirsiniz. Veyahut ön mercekleri korumak için açıp kapama yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Arka mercek kapakları birbirine bağlı, çıkartıp cebinize koyuyorsunuz. Bunun aslında pahalı olana göre bence eksik bir özelliği, güneşli bir havada dürbünle bakmaya çalıştığınızda arkadaşlar, güneş bu aradaki boşluklardan gözünüze girebiliyor. Pahalı olan modeldeki şu lastik kısmı uzatıp gözünüzün güneş almasını engelleyebiliyorsunuz. Bu dürbün de kullanımı gayet basit. Şu şekilde kullanıp sağa sola doğru bir sıkılaştırma, gevşetme hareketiyle iki gözünüzün de rahatlıkla görebileceği bir yere getirip şu ortadaki netleme kadranı mı denir buna? Kadranından netleyerek istediğiniz yere odaklayıp bakabiliyorsunuz. Yani gerçekten sahada cepte taşımak için küçüğü ama oturup bir yerde atıyorum bir gece nöbeti tutuyorsunuz veya gündüz nöbeti tutuyorsunuz ve yağmacıları gözlemek istiyorsunuz. Onları gözleyebilmek için hafif, elinizi yormayacak bir dürbün. Benim çok hoşuma gitti. Ben bunları test ettim. Test görüntülerini de aralara serpiştireceğim. Ve bu da aslında uygun fiyatlı. Ben olsam bunu tercih ederdim. Ve şöyle bir özelliği daha var arkadaşlar bunun. Şuradan da gözü bozuk olan, dürbün kullanırken gözlüğüyle kullanmak istemeyen arkadaşların kısa mesafe göz kendi retinasıyla netleme yapabilmesi için bir parça koymuşlar. Bunu koyuyorsun abi. Şu şekilde sağa sola oynatarak kendi gözüne göre ayarlıyorsun. Ben gündüz test ettim bunları. Valla gayet güzel. Kısa sürede kendime de bundan almayı düşünüyorum. En büyük fener biraz avcılar, belki ne bileyim denizciler, yelkenciler için tasarlanmış. Şöyle bir özelliği var. Birincisi bu 7 kat büyütüyor arkadaşlar. Ve mercek çapı 50 diye geçiyor. Şimdi bu ne anlama geliyor? En küçüğü 10'du. Bir büyüğümüz 25'ti. 26'ydı, özür diliyorum. Bu 50. Bu sizin dürbünden baktığınızda gördüğünüz alanın büyüklüğünü belirliyor. Küçük şu tekli dürbünle baktığınızda çok küçük bir alanı görebilirken, bu en büyük dürbünle baktığınızda çok daha geniş bir alanı görebiliyorsunuz. Tabii ki tek bu anlama gelmiyor o 50 rakamı. O 50 rakamının en iyi özelliği, bunu bir fotoğrafçılıkta kullanılan diyafram kavramı gibi düşünebilirsiniz. Dün gece test edecektim bunu, edemedim. Herhalde bugün ederim. İşte o pahalı dürbün bu arkadaşlar. Ve size merceklerini göstereyim. İnanılmaz büyük. Bu merceklerin bu kadar büyük olması da aynı zamanda içeri giren ışığın çok fazla olmasına sebep oluyor. Ve bu yüzden gece kullanımlarında, karanlık kullanımlarında hem faydası var, hem gündüz kullanımında da daha geniş bir alanı gösterdiği için izleme yapmak da çok kolay oluyordur. Bilmiyorum, o kadar izleme yapmadım arkadaşlar. Şimdi bu üstüne de yazmışlar özelliklerini. Su geçirmez ve floating diyor. Yani bu floating yüzmek anlamında, ağır ama suya düşürdüğünüzde yüzüyor. Bunu test etmeyeceğim. Ben öyle bir riske girmeyeceğim. Şurada bir elektronik aksam var. Buradan da pil takılıyor.
Ben paketin içinden çıkan pilleri değil de kendi yedek pilim vardı bir tane küçük voltajlı. Taktım. Ne işe yaradığını göremedim. Aynı zamanda bu demin bahsettiğim göz çukurunu kapatan parçayla geliyor. Göz çukurunuzu kapatarak da güneşin gözünüzü almasına engel oluyorsunuz. Bu dürbünün en güzel özelliğinden biri mesafe ölçeri var arkadaşlar. Gösterebilir miyim bunu bilmiyorum ama mercekten baktığınızda içinde tam olarak çalışan bir şey var. Açı ölçer var. Acaba dedim bu düğme açı ölçeri mi sıfırlıyor? Yok, sıfırlayamıyorum açı ölçeri. Şununla mı sıfırlanıyor? Bakayım. Hayır, bu da sıfırlamıyor. Evet, buradaki açı ölçeri sıfırlayamıyorum. Mesela buradan bakarken 95 derece gösteriyor. Böyle geliyorum 160 derece, 165 dereceye falan denk geldi. Sağlı sollu ölçü birimleri var. Burada da çeşitli ölçü birimlerini karşılaştırarak gördüğüm nesnelerin ne kadar uzaklıkta olduğunu hesaplayabiliyorum. Bu da gerçekten çok güzel bir dürbün. Ama uzun süreli gözetleme, izleme faaliyetlerinde yoracaktır. Yine bunun da boyun taşıma askısı var. Ama yine dediğim gibi boyunda gerçekten ağırlık yapacak bir dürbün. Ha, ben hangisini tercih ederdim bir hazırlıkçı olarak? Açıkçası ilk başlangıçta şundan bir tane alırdım. Zaten ekonomik fiyatlı. Gerçekten ekonomik fiyatlı. Bununla alırdım. Bunu birazcık cebimde taşır, sokakta test ederdim. Ardından bunu her gün yanımda taşıdığım EDC çantama koyar. Daha sonra gider bundan bir tane alırdım. Bu sadece aslında hazırlıkçıların kullanacağının ötesinde bir konsere gittiniz. Tabii ki malum koşullar mecburen gittiniz. Arkadan bir bilet aldınız. Tarkan'la aranızda 1 kilometre var. Tarkan'ı görmek için abi. Bununla beraber gidiyorsun konsere. İzliyorsun. Neyse, dürbünleri çok tanıttım ama dürbünleri biz hazırlıkçılar neden kullanmalıyız, neden sahip olmalıyız? Biraz da bundan bahsedeyim. Öncelikli olarak çok çeşitli senaryolar biz, nasıl söyleyeyim, tatbikat yapıyoruz bunun üzerine. Bazı notlar aldım. Öncelikli olarak mesela biz hazırlıkçılar çevre güvenliği ve durum farkındalığı için dürbünlere ihtiyaç duyarız. Tehlikeleri tespit etmek ve fark etmek için bir afet, savaş, iç karışıklık gibi bir durumda hazırlıkçı dürbünüyle etrafına, çevresine, mahallesine ve bulunduğu konuma çok daha iyi adapte olabilir. Bu bir şehirden kaçış planı olduğu gibi bir su kaynağına ulaşmadan önce de bir tuzaklama var mı, düşman var mı? Bunları gözetlemek için bu dürbünle bir yere zulanalım. Su kaynağını, yiyecek kaynağını izleyebilirsin. Olası tehditleri fark edebilirsin. Kendine güvenli bir rota çıkarabilirsin. Uzaktan gözlem yapmak arkadaşlar, bu bir hayvan gözlemi de olabilir. Yarın hazırlıkçılığa başladığınızda herhangi bir acil durum, belki kıyamet senaryosunda balık tutmanız dahi gerekiyorsa bir göleti veya bir denizi uzaktan gözetleyip dalgalara göre, belki rüzgara göre orada balık olup olmayacağını bilebilirsiniz. Böyle düşünüyorum. Veya bir geyik avlayacaksınız, bir tavşan avlayacaksınız. Önceden gözlem yapmanız için dürbünler olmazsa olmaz arkadaşlar. Yağmacı grupları tespit etmenize yarar. Diğer bir işlevi dürbünlerin hazırlıkçılar için yön bulma ve arazi keşfidir. Rotanızı planlamada işinize yarar. Bilinmeyen bir arazide yol alırken veya ormanlık bir alanda hareket ederken dürbün yardımıyla ileriye yönelik güvenli yolları ve sığınacak alanları tespit edebilirsiniz.
ve yardım çağrılarına cevap verebilirsiniz. Afet bölgelerinde veya kaza durumlarında dürbünle uzak mesafedeki insanları ve işaretleri görerek yardım ihtiyacını değerlendirebilir ve gerektiğinde yardım ulaştırabilirsiniz. Bunu çeşitli deprem gibi felaketlerde insanlar çok kullanıyor. Mesela uzaktan binalara bakıyorlar. Mesela binalar yanına yaklaşılabilecek bir güvenlikte mi değilse yaklaşmıyor arama kurtarma ekipleri veya orada sığınmış kendini korumaya almış insanlar var mı, bu insanların bir şeye ihtiyacı var mı ve yağmacılar var mı kendinizi korumak adına. Hayatta kalma ve kaynak tespiti, su kaynaklarını ve yiyecek kaynaklarını gözlemek ve bulmak için işinize yarar dürbünler arkadaşlar. Uzak mesafelerden su kaynaklarını veya yiyecekleri bulabileceğiniz, yiyeceğe ulaşabileceğiniz alanları izlersiniz. Barınak arayışınız da size yardımcı olur. Çadır kurabileceğiniz, kamp yapabileceğiniz yerler var mı? Atıyorum terk edilmiş bir kamping alanı veya atıyorum otel alanı var mı? Bunları tespit edersiniz ve aynı zamanda İletişim ve işaretleşme için kullanırsınız dürbünleri. Çok bahsediyoruz telsizcilikten ama esas temel telsizcilik frekanslar şeylerle başladı. Telgrafla başladı arkadaşlar. Kilometrelerce öteye radyo sinyalleriyle, kablo üzerinden giden sinyallerle insanlar iletişim kurmaya başladı. Biz hazırlıkçılar da bir kısmımız Morse öğrenmeye çalışıyor. İsterse bunu HF bantta dünya ile konuşmak için olsun, isterse bir tutsaklıkta esir alındınız belki, yan hücrenizde kalan biriyle konuşmak için kullanabilirsiniz sesinizi iletemeyeceğiniz yerlerde veya uzak mesafeye fenerle veya aynayla sinyal göndermek için kullanabilirsiniz veya birileri bu şekilde kullanıyordur, birileri belki yardım istiyordur veya birileri sizi tuzaklıyordur. Bunları önceden görebilmek için dürbüne ihtiyacınız var. Savaş anında bayrakların çeşitli konumlarına göre bunu bulabilirsem ara görüntüyü koyacağım. İnsanlar kilometrelerce öteyle haberleşebiliyor. Ne telsiz var, ne telefon var, ne internet var. Dürbün aslında bir nevi iletişim ve işaretleşme aracıdır. Toparlayacak olursak, dürbün bir hazırlıkçının acil durum, afet çantasında mutlaka olması gerektiği gibi kendi sığınağında bulunması lazım ve sevdiklerine de bir şekilde bunlardan temin etmesi, nasıl kullanılacağını öğretmesi gerekiyor arkadaşlar. Bir videonun da burada sonuna geldik. Umuyorum hoşunuza gitmiştir, umuyorum faydalı olabilmişimdir. Dürbün kullanım alanlarıyla alakalı olarak hem bu videonun transkripti hem de daha farklı bazı metinleri sizinle aşağıda açıklamada verdiğim linkte ücretsiz PDF olarak sunuyor olacağım. İndirip arşivinize atıp yazdırabilirsiniz veya ücretsiz bir şekilde dağıtabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın ve hazırlıklı kalın.